İnci Kum plajında ilk gece, en azından bu geceki kamp deneyimi. Şu an 14 Nisan Pazar. Gece bayağı sessizdi. Rahat uyudum yani, o yüzden. 1'e kadar takılanlar vardı işte, oturan insanlar vardı ama onun dışında kimse yoktu yani. Ortalık böyle. Şurada bir ağaç var. O ağaç sayesinde şu an saat 8-8.30 civarı gölgede kalıyorum. Açıktayım aslında. Hiçbir ağacın altında değilim ama dediğim gibi şu arkamda bir tane ağaç var. Büyük bir ağaç. Onun gölgesinden faydalanmış oldum. Sahil böyle. Yani sabah işte hiç kimse yok. Deniz hafif geri çekilmiş yalnız. Dün sanki biraz daha taraftaydı. İnci Kum Plajı burası arkadaşlar. Didim Akbük'e yaklaşık 8 km uzaklıkta. Burası aslında Milas'a bağlı. Yani Muğla Milas'a bağlı. Didim biliyorsunuz Aydın'a bağlı. Çadırım da böyle. Bu şekilde. Aldığım alanda böyle. Deniz dibinde. Deniz de çok temiz buranın ama şu an tabii bu mevsim biraz soğukmuş. Ben girmedim. Girer miyim, girmez miyim onu da bilmiyorum. Burada hiç duş, şezlong hiç bir şey yok aslında normalde. Ama burası bir tesis sanırım. Geçen yıllarda ben burayı görmüştüm. Şezlonglar var hatta şuralarda. İnsanlar burada faydalanıyorlardı işte, takılıyorlardı şezlonglar falan ama şu an daha bu sene açılmamış gibi gözüküyor. Muhtemelen şimdi bayram bitti arkadaşlar. Bugün 14 Nisan Cumartesi, pazar günü bugün. Dün cumartesiydi, bugün pazar olması lazım. Kimse kalmadı buralarda. Haliyle o yüzden de boş yani hani. Ama 3 gün 4 gün önce gelmiş olsaydım buraya herhalde biraz fulldü yani. Çok doluydu, çok kalabalık olurdu. Buraya böyle sezon dışı gelirseniz çok sakin, çok rahat, kafa dinlemelik bir yer bence gel kesinlikle. Esiyor bir de yani, bayağı esiyor. Gece de esti. Ama şu an çok öyle bir soğukluk yok yani hani. Bu alanlara bilmiyorum izin veriyorlar mı izin vermiyorlar mı, bana kimse bir şey demedi, karışmadı. Çadır da kurabiliyorsunuz. Bu taraflara da belki çadır kurulabilir. Orada zaten karavanlar var 3-5 tane. Ama denizi gerçekten güzel. Bu taraflar kayalık oluyormuş şu taraflar. Daha ilerisi kayalık yok dediler bana. Ben de sanki öyle hatırlıyorum. Daha önceki yıllarda da gelmiştim. 3 sene önce gelmiştim buraya. Bir de sanırım bir 5 sene önce geçmiştim buralardan ama inmemiştim aşağıya. Bu taraflar Didim. Şurası sanırım Altın Kum olması lazım şu taraf. Yanlış hatırlamıyorsam. Şu taraf Altın Kum tarafı. Didim Altın Kum tarafı olması lazım. Böyle gittikçe Akbük'e doğru geliyorsunuz. Akbük artık bunun arka tarafında kalıyor. Yani buradan gözükmüyor ama bunun daha çok böyle arka tarafında kalıyor. Böyle yani muhteşem bir sahil. Mükemmel bir sahil. En sevdiğim yani Türkiye'de en çok hoşuma giden sahillerden bir tanesi burası. Hani uzun süreli kalacak olsam kalırım yani burada 3, 4, 5 gün hiç fark etmez ama işte duş yok. Yani çevrede öyle suyu alabileceğiniz çok fazla bir tesis mesis falan yok. Market var. Marketten su isteyebilirsiniz. Ben daha önceki yıllarda istemiştim, vermişlerdi falan. Yani biraz buraya tedarikli gelmek lazım. Ben yürüyerek geldim buraya. Öyle düşünün. Yani dün mesela yaklaşık 20 kilometre yürüdüm. Sırtımda 18 kiloluk çantayla yürüdüm bir de. Ama sizler de
farklı seçeneklerle gelebilirsiniz. Aracınızla gelebilirsiniz. Karavanla gelebilir. Karavan zaten daha çok bugün azalmış biraz karavanlar. Karavanla gelebilirsiniz. Başka bir takım şekilde gelebilirsiniz. Yani birçok seçenek var burası için. Burası hemen gerçekten tavsiye ettiğim bir yer burası. Gelmeye değer yani. Gerçekten hoşunuza gidecekler. En azından bir gecenizi burada geçirebilirsiniz. Buradan sonra Gürçamlar plajı var, sahili var. Aslında bu bölgede St. Paul demine öyle bir yer var. Ama o böyle daha ilerlerde, bunların arkasına kalıyor. Haydar Koyu var, orası da çok güzel. Ama çok kalabalık oluyor ve çok kirliydi. Ben geçen yıllarda gittiğimde çok kalabalıktı ve kirliydi. Burası oraya göre çok daha sakin bir plaj. O yüzden ben burayı tavsiye ederim. O St. Paul veya Haydar Koyu görülmek için güzel yani. Yani bir gecelik de oralarda takılır ama mesela 5 günüm olsa veya da bir haftam olsa örnek veriyorum. Bunun 5 gününü burada geçiririm. Bir gün Haydar Koyu'na giderim. Bir gün işte St. Paul falan oralara giderim ama kalan bütün günlerimi burada geçirirdim yani hani. Burası çünkü gerçekten çok böyle sakin, kendi halinde bir yer. Bu tarz bir plaj arıyorsanız yani böyle sakin, kendi kafanızı dinleyebileceğiniz bir plaj arıyorsanız burası bence en uygun seçenek olduğunu düşünüyorum yani. Burada bir tane böyle beach var işte şey, restoran var. Even Beach, Cafe Bar Restaurant diye bir yer. Fiyatlarını bilmiyorum ama burası İncekum plajının hemen dibinde. Tek işletme belki de buradaki. Bir de market olması lazım. Belki birkaç tane daha vardır benim bilmediğim tabii. Bu şekilde buradan da faydalanabilir. Tuvalet veya diğer ihtiyaçlar için tabii bir şeyleri Alman karşılığında veya sipariş vermek karşılığında olacaktır diye tahmin ediyorum. Evet, böyle devam ettim. Burada da devam ediyor. Restaurant, beach bilmem ne. Artık her neyse. Gitmedim ben hiç buraya ama güzel bir yere benziyor. Denenebilir. Ben böyle bu tarafa doğru gideceğim ama orada tuvaletler de gözüküyor. Sanırım tuvalet de koymuşlar. Şimdi ben şu taraftan geldim arkadaşlar. Böyle aşağı indim. Plajı böyle geliyordu. Şu deniz gözüküyor zaten. Böyle geldim. Şimdi bu şekilde ana yola doğru gidiyorum. Yürüyerek geziyorum ben. Genelde bazen otostop da yapıyorum tabii. Tabii ben buraya 3 sene önce geldim. 3 sene içerisinde tabii alan değişmiş. Burada tuvaletler gözüküyor ama herhangi bir şey yazmıyor. Büyük ihtimalle ücretlidir veya tesise aittir. Restoran içinde mutlaka ki tuvalet vardır. Kafeteryanın içinde mutlaka ki tuvalet vardır. Oradan faydalanabilir. O taraftan yayan iniş var. Arabayla yok. Var ama hem var hem yok gibi. Daha çok arabalar böyle bu şekilde birden bir yerden giriyorlar içeriye. Durum böyle yani. Ben yürümeye devam edeceğim. Bugün bir 15 km yürüyeceğim ve başka bir koy ya da başka bir yere geçeceğim diyelim. Arada gene otostop çekiyorum. Arada birisi alırsa arabaya gene biniyorum yani. Burada İncekum sitesi var. Herhalde ondan dolayı buraya İncekum plajı diyorlar. Şimdi şöyle bir yol var. Ben bu taraftan geldim. Şöyle. Böyle geldim. Burada yazıyor zaten. Apollonium sitesi. Bir de Akbük yönü diyor. O yöne doğru giderseniz arkadaşlar İncekum plajına gidiyorsunuz. Eğer farklı bir rotadan geliyorsanız, Milas tarafından geliyorsanız özellikle. Mesela bu tarafa doğru giderseniz St. Paul var, Haydar Koyu falan var o tarafta. Böyle devam ederseniz ya da buradan gelmişseniz de bu yol Kazıklı ya da Gürçamlar, Kıyıkışlacık o yöne doğru gidiyor. Ben ama Akbük tarafından geldiğim için bu taraftan geldim. Böyle yürüyerek devam ediyorum. Şu an saat 10.30, 14 Nisan. Pazar bugün. Ama belki bu videoları ben daha geç yayınlayacağım. Şu anda Bozbük diye bir köy olması ya da Bozbey. Tam emin değilim. Yanlış söylüyor olabilirim. Bir köye geldim. Burası yaklaşık 6 ya da 7 kilometre İncekum'dan buraya. Yani aracınız varsa yol üzerinde bu köyden de alışveriş yapabilirsiniz. Bir şeyler de alınabilir. Ben tabii yürüdüğüm için durum biraz farklı. Benim için her köy 5-6 kilometrede bile, 7-8 kilometrede her bir yerleşim yeri altın değerinde. Şu taraflarda bir yerlerde de Kazıklı diye bir yer var. Benim hedefim oraya gideceğim ama tabii oraya girmeyeceğim. Bu yolu devam edip Gürçamlar diye bir yer var. O tarafa doğru gitmeye çalışıyorum.
Şu an diyorum yani yürüyerek yapacağım bu mesafeyi yine olduğu kadar.